Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine iğneden tığa dönüşüm limon çekirdeği modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz, dediğim gibi arkadaşlar, iğneden tığa model, kirpikli yaprağımız ve iki tane de limon çekirdeğimiz var. Modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, iki limon ağacımızın arasına bu şekilde 5 tane kirpikli sık iğneli trabzan yapıyoruz. Tığ battığımızın içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde. Şimdi ben şu yuvanın yapımıyla başlayacağım arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim bu şekilde tığımı, ipimi buraya. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2. Hemen arkadaşlar buraya 2 zincir çekip bu şekilde bir kirpik yaptım, trabzan aramı. Dibine de bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu döneceğim trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldım. Döneceğim trabzan 3 seferde. 9 tane zincir. 9 zincirimle şöyle ters tarafına çevirdiğim, yaptığım bu tomurcuğun arasından girip 9 zincirimi buraya bu şekilde sabitleyip bir yuva yaptım. 3 tane zincirle dönüyorum arkadaşlar düz yüzüne. Şimdi yaprak yapımına başlıyorum. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi trabzanın arasına girip buraya bir kirpik yaptım. Bu birinci kirpiğim. Bir zincir çektim. Yine 9 zincirli yuvaya girip 3 seferde alıyorum. Buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar buraya trabzan olarak. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da arkadaşlar 3. kirpiğim. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 defa doluyorum. 9 zincirli yuvaya girip 1, 2, evet, sağlandı. Tekrar yapalım arkadaşlar. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Bu sonuncu trabzanım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapattım. Buraya bir tomurcuk yaptım. Geri kalan arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum trabzanımı. 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. zinciri de bu 9 zincirli ana yuvada arkadaşlar yapıp yaprağımı bitiriyorum. Bu şekilde. Yaprak işlemim bitti. Bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Bu çay karıştırıcısı arkadaşlar, isteyen dondurma çubuğu da kullanabilir. Büyüklüğünü istemek size bağlı. Yine bu yuvaya girip bir, şöyle sıkı sıkı arkadaşlar, iki tane zincir çektim. Ve aparatıma taktım. Buraya 4 tane bu şekilde ilmek alıyorum. Bu bir, bu da ikinci zincirim. Ve uzatıp aparatıma takıyorum. Yine girdiğim yuvaya 1, 2 zincirimi sıkı sıkı çektim. İpimi uzattım. 4. 4 tane ilmeği buraya topluyorum arkadaşlar. Şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincirimi çekip buradaki trabzan arama girip sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde hem yaprağımı hem de yuvamı yapmış oldum. İşimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizi sağladım. Çay karıştıracağımızı. Yaprağımız, bu da limonumuzun dalları. Şimdi arkadaşlar bu 5 tane ara suyunu yapıp sonra tekrar aynı şekilde bu yaptığımız işlemi yapacağız. Şuradan arkadaşlar sizlere fikir amaçlı 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım.
ara suyundan da yapalım. 2 zincirimden sonra 2 seferde aldığım bir trabzan. 4 zincir ara suyunun arkadaşlar. Kirpiğin sayısı, zincirin sayısı 4. Ve dibine bir sık iğne. 2 zincir hemen yandaki tığ battıma kapatıp bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu dibinin sık iğnesi kirpiği kendini gösteriyor. 2, 2, 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzanımı kapatıyorum. Kapattığım kirpiğin dibine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir hemen tığ battıma girip sık iğne ile kapattım. 2 zincir yandaki tığ battıya girip trabzan yapıyorum. 4 zincir. 4 zincirden tomurcuğum yanına bir sık iğne. 2 zincir hemen yanına sık iğne. 1 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yapalım. Sürekli yaptığımız için arkadaşlar zaten bu ara suyu çok kullanılıyor tığ oyacılar tarafından. Bilindik mi model? Şimdi limon çekirdeklerimizi gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz iğneden tabi model olduğu için, uyarlama bir model olduğu için bu şekilde arkadaşlar yapımı daha kolay fıstıkların. Şimdi iki tanesini alıyorum bu ilmeklerimin. İkisini birden şu şekilde arasından geçtim arkadaşlar. Dibine bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi limonumun büyüklüğün ne kadar istersen o kadar ipini çekiyoruz. Yine aynı şekilde bu yeşil yuvadan girip dibine bir tane zincir çekip öbürünün boyutuna getiriyorum. 2 3 Çektikçe kısalıyor. Siz şöyle ittirerek arkadaşlar ilk yaptığımızın boyutunu küçültmeyin. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane bu şekilde arkadaşlar ilmekleri topladım. Dibinde bir zincir çekerek. Şimdi bunların hepsini bir kapattım buraya arkadaşlar sert bir şekilde. Bir tane de buraya pardon, 2 tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle şu toplu görüntüsünü vermesi için 2 çekiyorum. Tam dibinden fula full kesiyorum arkadaşlar. Şöyle dibini de iyice sıktıralım. Çakmakla şöyle bir sertlik veriyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle limon görüntüsünü veriyoruz. Hemen şu ipi, başlangıç ipini de yakalım. Bu şekilde kolay bir şekilde arkadaşlar biliyorsunuz iğne oyasında normalde böyle aparata veya tığın arka tarafına dolayarak yapılıyor. Ama bakın biz ilmek toplayarak bu şekilde limon çekirdeğimizi yaptık. Şuraya da beyazını yapalım. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bu ilmekten ikinci ilmekten bu şekilde tam ortasından tığımı geçirip ikisini bir ortasından sık iğne ile buraya bu şekilde sabitledim. Dibine bir zincirimi çekiyorum. Çekirdeğimin arkadaşlar bakın birinci ile aynı seviyede olması için şöyle ona yaklaştırıyorum göz kararı. Şöyle elimle tutuyorum ilmeğim kaymaması için. Yine yeşil yuvaya girdim. 2 3 Küçültmeyin arkadaşlar. Şöyle iyi tutun. 4 5 6 7 8 Arkadaşlar beyaz ipler buna göre küçük olduğu için bir fazla yapalım ki onunla aynı eşit seviyede olsun. Çünkü renk aldığı için ipler kalınlaşıyor. Hepsini bir topladım şöyle sıkı bir şekilde arkadaşlar. Limonumun sert durması için sıkı bir şekilde şöyle sık iğnemi yaptım. 2 tane üzerine zincir çektim. İpimi kopardım. Ve ucunu da yakıyorum ki şöyle sert bir görüntü olsun. Hem de şöyle laylon kendini sağlıyor arkadaşlar. Bakın şurasını şöyle yakarak tok bir görüntü elde ediyoruz.
Hemen şu ilk başladığımız ipimizi de arkadaşlar yakalım, arka tarafına gözükmesin. Evet, bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok hoş ve yapımı da bir o kadar kolay oldu. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, gördüğünüz gibi çok hoş, çok da kolay bir model oldu arkadaşlar. Kolay model, kolay model isteyenler için kolay bir şekilde, zarif çıtı pıtı bir şekilde bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.